2020 yılımız çok kötü geçti. Çok zaman üzüldük, ağladık. Yani sevindiğimiz bir gün olmadı. Eriyen bir yılım oldu. Kaybolan yıllarımız oldu. Hiç hatırlamak istemediğim bir yıl olarak geçti. Çok kilo aldık. Yani kötü oldu bu. Bu meydanda başıma bir iş gelmese daha çok şey söylemek isterim de. 2020 hiç yaşamaması gereken bir yıl gibi geçti. Türkiye'de memnun oldum biz. Burada 10 sene yaşıyorum. Çok seviyorum Türkler ve Türkiye. Berbat. Anlatılacak gibi değil, berbat. 2020 yılınız nasıl geçti? Çok kötü. Kötü. Sadece kötü diyebilirim. Virüstü, insanların ölmesiydi, depremlerdi. Havanın durumları, yağış olmaması, kuraklık, her şey. Her şey ne kötü geçti. İnşallah 2021 uğur getirir hepimize. Yoğun, karmaşık, stresli. Bilmiyorum, aslında çok yıprattı ya. Sürekli ev veya insanlardan uzaklaştık ve bu bir tık yıprattı bizi. Olabildiğince sokağa çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü stres artık gerçekten bir şey yapıyor. Psikolojik olarak kötülüyor bizleri. Ama dışarı çıkmamamız da gerekiyor. Yani karmaşık bir durum içindeyiz. Sonumuz iyi olur inşallah. Yani öyle bir düşüncem var. 2020 yılım daha önceki yıllara göre en fenası diyelim. Şöyle, ekonomik kriz, insan COVID-19 olayları, insanların yaşadığı stresler, en çok da ekonomik kriz, eğitimdeki olaylar, çocukların, ben öğretmenim, çocukların yaşadığı sorunlar pek fazla iyi geçti sayılmaz. Pek de iyi geçmedi. Virüsten, hani sağlık gününden, işsizlik. İşte geçmiş şeyler zor oldu yani bu sene. İyi geçti. Çok memnunum. Bundan da iyi olmazdı zaten. Şükürler olsun. Devletimiz, milletimiz ayakta. Çok şükür olsun. Daha beterler olabilirdi. İyi geçti. Virüsten sonra tabii ki de iyi geçmedi. Sonra ya, evdeydik. Daha sonra hayatıma yeni biri girdi. Ekim'de. O yüzden 2020 güzel devam etti biraz. Şimdi de iyi yani. Geçiyor. Evdeyim. Kitap okuyorum. Bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Yani. Vallahi pek de iyi geçmedi. Hastalıklarla, sorunlarla bayağı şey, sorunlu geçti ya. Evdeydik hep. Yani dersler. Hep öyle uğraştık yani. Eğlenceli geçmedi. Öyleydi. Vallahi herkes gibi yani pek bir şey anlamadım ama güzel geçti. Güzeldi genelde. En kötü yılımdı. 18'ime girdim ve nalet ettim girdiğime. Bu kadar. Neden lanet ettiniz? Korona yüzünden dışarı çıkamıyorum, gezemiyorum doğru dürüst. Dershaneye bile gidemedim bu sene. 2020 yılımız çok kötü geçti. Virüs bir taraftan, evlerimize kapandık. Hiçbir şey yapamıyoruz. İşimize bile zor gidip geliyoruz. Yani bilmiyorum ama çok bayağı bir sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. İnşallah bir an önce rahatlamak istiyoruz. O şekilde. Hiç güzel geçmedi. Neden? Öyle. Ben yani ne bileyim. Evde geçirdim hayatımı. Mecbur olmadığım sürece çarşıya inmedim. Şu anda mecbur olduğum için. Çok kötü. Çok kızım. Çok sıkıntıdayız. Çok korkunç yaşıyoruz. Bizim akrabalardan çok ölen oldu kızım. Hani ne bileyim. Ne yapacağız? Dışarı çıkıyoruz, korkuyoruz. İçeri giriyoruz, korkuyoruz. Bilmiyorum ne yapacağız kızım. Geçmedi aslında. Yaşamadık. Yani 2020 hiç yaşamadığım gibi hissediyorum kendimi ama ümitlerimiz tükenmedi. İnşallah güzel olacak. Evet, sonuna yaklaştık ama 2021 inşallah güzel olacak. Ben öyle bekliyorum. Pandemiden dolayı çok zor geçti. İnşallah bunları da atlatacağız. Hem maddi hem manevi. Halkımıza bütün büyük zarar vermiştir. Zor günler geçiriyoruz ya. İnşallah halk olarak da birbirine biraz daha maske, mesafe, temizlik, hijyenik uyarak daha kolay atılacağımızı zannediyorum. Çok lanetli geçti. Neden derseniz çok olaylar olduğu için. Şimdi bu COVID-19 çıktığı için, virüs çıktığı için ben ondan hiç şey olmadım. Bu yılı lanetli bir yıl belirliyorum. 2020 yılı başlangıçta güzeldi ama virüsün çıkmasıyla biraz daha sıkıntılı olmaya başladı. Çok kilo aldık. Yani kötü oldu bu.
Onun dışında maddi açıdan işte öğrenciyiz. Hani şehir dışında okuyorum zaten. KYK kredisiyle geçiniyorum. Tek başıma olduğum için yetiyor. Ailemin yanındayım şu an. Hani harçlık olarak yetiyor ama genel anlamda toplumsal olarak kötü oldu. Çünkü arkadaşlarımızla buluşup bir yerlere gezemez olduk, gidemez olduk. En çok 101 oynamayı özledik öğrenci olarak. Yani biraz kötüydü. Depresif geçti. Sonuna doğru düzelmesini bekliyoruz bakalım. Son şurada bir 15-20 günümüz kaldı ama hala umutluyuz. Hiç severek geçirdiğimiz bir yıl olmadı. Çok zaman üzüldük, ağladık. Yani sevindiğimiz bir gün olmadı. 2021 yılını hiç böyle beklemiyoruz inşallah. Allah sevdiklerimizi ayırmasın. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Özelde derseniz hiçbir şey anlamadım. Ama genele bakarsanız çok değişik bir olaylar oldu. Olayların içerisinde bizi de erittiler. Yani eriyen bir yılım oldu. Kaybolan yıllarımız oldu. Hiç hatırlamak istemediğim bir yıl olarak geçti. Hiç iyi şeyler getirmedi. Yani kabus gibi bir yıldı diyebilirim yani kısaca. Nasıl geçebilir? Pandemidir, diğer bazı konulardır. Bunların hepsi işte üst üste gelince 2020 hiç yaşamaması gereken bir yıl gibi geçti. İğrenç, berbat, hastalık, ekonomik sıkıntı, yönetim, özgürlüklerin kısıtlanması. Bu meydanda başıma bir iş gelmese daha çok şey söylemek isterim de. Hiç güzel geçmedi. İleri yönelik de pek aydınlık görmüyorum. Her geçen gün daha kötüye gittiğini düşünüyorum. Ama her bakımdan hukuk, insan hakları, özgürlük. Hele hele Kayseri'nin bu konuda daha geriye gittiğini daha çok görüyorum. Bilmiyorum ne söyleyebilirim ki daha. İki yıl ben yapacağım. Çok zor geçti pandemi için. Erdoğan Bey teşekkür ederim. İnsanlar çok kuruyor. İnsanlar için her şeyi yapıyor. Allah razı olsun. Türkiye'de memnun oldum biz. Burada 10 sene yaşıyorum. Çok seviyorum Türkler ve Türkiye. Allah iyilik versin. Yılbaşında da biraz erken kutu olsun. Herkes iyilik, inşallah iyilik olacak. Çok berbat. Neden? Ekonomi. Ekonomik sıkıntılar çektik. İşte bu pandemi süreci girdi. Artı biz müzikle uğraşıyoruz. Müzik yerler kapandı. Yani berbat. Anlatılacak gibi değil, berbat.